teşkilat dünyanın ilk kadın hareketidir. Batılı araştırmacılar bu hareketi yakından araştırıp ortaya çıkardıklarında diyorlar ki böyle bir şey olamaz. Yani o döneme göre çok ileri bir anlayış. Vaciyan-ı Rum Teşkilatı'nın kuruluş yeri Anadolu, kurulduğu şehir Kayseri'dir. Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu, Ahi Evran'ın hocası Evahüddin Kirmani'dir. Evahüddin Kirmani bir Yesevi yol evladıdır. Ahi Evran, Evahüddin Kirmani'nin hem öğrencisi ve aynı zamanda damadıdır. Ve dolayısıyla Evahüddin Kirmani'nin kızı Fatma Hanım'la Ahi Evran evlenmiştir. Bu evlilik aslında ahiliğin kadın hareketi kolunun kurucusu Fatma Hanım'ı ön plana geçirmiştir. Bu kadınlar bir araya gelince bu defa Sufi geleneğini yani Yesevi geleneğini kadınlar arasında da yerleştirdiler. O günün şartlarında kılıç kullanmayı, ok atmayı, mızrak kullanmayı, ata binmeyi, at üstünde savaşmayı bir erkekten farksız yaparlardı. İşte bu özelliklerinden dolayı Bacıryan-ı Rum Anadolu'nun İslamlaşmasında, Türkleşmesinde önemli hizmet ifa etmişlerdi. Anadolu'daki Moğol işgali Kayseri'de başladı, batıya doğru yayıldı, Ankara'dan daha öteye geçemedi. Türkmenlerle beraber Ahiler ve Bacıryan-ı Rum kadınları deniz yöresinde kaldıktan sonra Ahi Evran ve Fatma Bacı daha sonra Konya'ya geldiler. Konya'da da aradıklarını bulamadılar. Çünkü Konya yerleşik bir halk ağırlıklı olduğu için burada kendilerini yabancı hissettiler. Biraz dışlandılar. Onun için Kırşehir'e geldiler ve Kırşehir'de kalan ömürlerini tamamladılar. Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükseliş döneminde Ahilik Teşkilatı ile beraber Bacıryan-ı Rum Teşkilatı kaldı. Ama bunların fonksiyonları ahilik hizmetinin içerisinde nedir onlara? Misafir ağırlama dedik. El sanatlarını temsilcisi oldular. Tabii tasavvufi bilgiler devam ettirdiler. Ama Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemiyle beraber bütün müesseselerde görülen bozulma, ahilik ve buna bağlı Bacıryan-ı Rum'da da görüldü. Ve ondan sonra özelliğini, güzelliğini kaybetti ve toplum hayatından silindi. Thank you.